Hafta sonu bülteni ile karşınızdayız. Hafta sonu bülteninden çok sayıda yorumumuzu, kuponumuzu nesine.com'da editör yorumları sayfasında paylaştık. Umarız paylaştığımız gibi de gelir, kazandıran kuponlarla hafta sonunu geride bırakırız. Herkese öncelikle bol şans dileklerini gönderelim. Tabii geçtiğimiz hafta iddia tek maç yağmuru yapmıştı. Yavaş yavaş daha da fazlasını göreceğiz. Cumartesi bülteninde de an itibariyle Medipol Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi tek maç olarak oynanıyor. Tabii ki biz bu videoyu çekerken iki tane tek maç vardı. Bunlardan Başakşehir Fenerbahçe ve bültende Arsenal Manchester United karşılaşmaları görünüyor. Bizim videoyu çektiğimiz saatten sonra yeni tek maçlar da gelebilir. O tek maçları da nesine.com'da bulacaksınız. İddia tek maçları açtıkça nesine.com'da bu heyecanı yaşamaya devam edeceksiniz. Onu da söyleyelim. Gelelim Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı hakkındaki tahminimize. Tabii Medipol Başakşehir Galatasaray'ın da 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 13'e kadar çıktı. Yani zirvede de yalnız kaldı Medipol Başakşehir. Dolayısıyla Fenerbahçe karşısına da çok rahat çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü puan kaybetme lüksleri de var. Ciddi bir avantaj yakalamış durumdalar. Fenerbahçe'ye karşı yine rahat oynayacaklar. Taraftar baskısı yok, yönetim baskısı yok. Dolayısıyla Medipol Başakşehir çıkacak, yine topunu oynayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe karşısında da bu şartlarda favoriler. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman tabii ki onlar Beşiktaş karşısında çok önemli bir geri dönüşe imza attılar. Kazanılabilecek bir maç da oldu onlar açısından. Kaçan pozisyonlar vardı. Sonrasında Çaykur Rizespor karşılaşması 3-2 kazandılar. Tabii son dakikalarda tartışmalı bir pozisyon vardı ama Fenerbahçe'nin baskısı, coşkusu beni açıkçası skor anlamında Fenerbahçe'nin üretkenliği yönünde tatmin etti. Medipol Başakşehir rahat çıkacak. Son 10 lig maçının tamamında skor buldular. Fenerbahçe son haftalarda hücum hattında da skor anlamında üretken, ligde geride bıraktığı son 3 maçında 7 gol attı. Başakşehir karşısında da gol bulacaklarını düşünüyorum. Taraf bahsi Medipol Başakşehir'e yakın görünüyor ama benim ilk tercihim iki takımın da gol atacağı yönünde, tercihim karşılıklı goller.